Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizden gelen fizik sorularını çözüyoruz. Bölüm 11'deyiz arkadaşlar. Bugün de 50 soru çözmüş olacağız. Ve toplamda sadece sizden gelen sorularla birlikte 550 adet fizik sorusunu çözmüş olacağız sevgili gençler. Bölümümüz TET Fizik. Bununla ilgili zaten gün içerisinde bir detaylı tanıtım videosu çekmiştim. Açıklama kısmında linki mevcut. Soruları nasıl ulaştıracağınızdan sürecin nasıl yönetileceğine dair. Sevgili gençler WhatsApp numarası WhatsApp numaram detaylı videoda var. Yine vereyim. 506 123 9061 Sorularınızı oraya gönderiyorsunuz. Bilgisayarımda iki tane klasör var. TYT AYT. İlk hangisinde 50 adet soru olursa onun videosu geliyor. Bölüm 11. 10 bölümde TYT fizik olmuş olacak. 1 bölüm AYT fizik olmuş olacak. Sizler istediğiniz kadar soruyu bana WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Sadece böyle bir yolumuz yok. Short fizik bölümümüz de var. WhatsApp gruplarımız da var arkadaşlar. İşte biraz önce söylediğim o açıklama kısmına koyduğum gün içinde paylaştığım detaylı videoda hepsinin tanıtımı var arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmayalım. Sorularını paylaşan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Şimdi 50 adet sizden gelen fizik sorularını çözme zamanı. Bu bölümün en sevdiğim yanlarından bir tanesi de her üniteden, her farklı yayınlardan soruların olması bence bu çok güzel bir tekrar oluyor izleyen arkadaşlarımız için. Parçacıkların oluşturduğu elektriksel alan çizgelerinden hangisinin yönü yanlış verilmiştir diyor. 5 nokta üzerinde 5 noktada yüklü parçacıklarla dolu O noktasında elektrik alanı soruyor. O noktasına artı bir yükünü ekliyorum arkadaşlar. Şimdi eksi artıyı çeker E doğru. Artı artı iter, D doğru. Artı artıyı itecek. A'da doğru. Artı artı itmesi lazım. B yanlış. C'de doğru. Eksi artıyı çeker. B şıkkı cevabımızdır. Alper elektrostatik konusu ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor. Alper daha sonra artı yüklü K küresini iletken L cisminin içine sarkıtıyor. K küresi iki konumuna geldikten sonra anahtarı kapatıyor. Bir süre bekliyor. Geri anahtarı açıyor. Daha sonra K küresini tekrar bir konumuna getiriyor. Sevgili gençler şimdi içerisi K küresi artı olduğu için içerisi eksi. Dışarısı artı. Anahtarı kapatınca topraklama olduğundan dolayı artılar nötr olacak. K küresini yukarı doğru çektiğimde artık mekanizmanın dış tarafı tam anahtar geri açılıyor. Anahtar geri açılıyor. Mekanizmanın dış tarafı negatif yüklenecek. A şıkkı cevabımızdır. Eksi yüklü K çubuğu, yüksüz L iletken çubuğu ve L'nin etki alanında yüksüz M elektroskobu şekildeki gibi yerleştirilmiştir. K çubuğu L'ye bir miktar yaklaştırılıp etkiyle elektriklenmesi gerçekleşirse etkiyle elektriklenmede cismin yük işareti değişmez. Sadece sol tarafta artı sağ tarafta eksi kaldı arkadaşlar. Elektronlar K'deki yaklaştıran dolayı elektronlar sağa doğru gittiğinden ötürü. O zaman L çubuğu artı yüklü yüklenmez. Şimdi elektroskop yakınlaşma var. Eksi yakınlaştığı için topuz zıttı. Yapraklar aynı işareti. İkinci öncülüm doğru. Elektroskopun yaprakları eksi yükleyip açılır. Üçüncü öncülüm de doğru. E, D şıkkı cevabımızdır. Artı Q yükünün K noktasında oluşturduğu elektriksel alan E'dir. Öncelikle elektriksel alan noktaları sorulduğunda yapacağım tek bir işlem var. O noktaya görünüyor mu? Görünüyor. Artı birimlik artı bir birimlik yük eklemek ve elektriksel alanın formülü KQ bölü D kare olacaktır. Arkadaşlar K'ya artı bir ekledim. L'ye de artı bir ekliyorum. Artı Q. K'yı sağa doğru KQ bölü D kare elektriksel alan uygular. Ve ben buna E demişim. Ama sağa doğru olanı. Çünkü artı Q. L'yi sola doğru kuvvet elektriksel alan uygulayacaktır. Ve cevap eksi gelecektir. Artık K Q bölü 4 D kare gelecektir. Bu da e bölü 4 olacaktır. Tabi yönden, doğru, yönden dolayısıyla eksi e bölü 4 cevabımızdır. Şekildeki baca fitresinde sisteme gelen gaz içerisinde x ve y iyonları vardır. x iyonları sistemde kalırken y iyonları bacadan çıktığına göre nasıl olabilir diyor. Arkadaşlar alışveriş neydi alışveriş? Alışverişte yük alışverişinde elektron hareket ederdi. Demek ki x artı y eksi olacak. E şimdi Levalar da eksi olsun ki artık eksi eksiyi itmiş olacak. Bu sorumuzun doğru cevabı bir şıkkıdır. Çünkü niye sadece elektronlar hareket eder? Proton ve nötronlar güçlü nükleer kuvvetler sayesinde atom çekirdeğinde kalacaktır. Bir arada tutulur. Elektronlar ise atom çekirdeğinde değil, çekirdeğin etrafında düzenli durur arkadaşlar. O yüzden yük alışverişleri elektronlar sayesinde gerçekleşir. Yere yaptığı basınç yarıya iner diyor süper. Şimdi x ve y için özel bir durumumuz var. Alt taban üst tabanına eşit düzgün geometrik cisimlerin katı basıncı hdg formülüyle hesaplanır. E x'in yarısı kesilip batıldığında yüksekliği yarıya düştüğü için basıncı yarıya iner. Y'nin yarısı ama yükseklik yarıya düşmüyor basıncı yarıya düşmez değişmez çünkü arkadaşlar. Z için bakıyorum basınç formülü. Basınç kuvveti bölü kesit alan F gördüğüm yere dış kuvvet olmadığı için ağırlık yazabilirim. Taban alanı değişmiyor ama ağırlık yarıya düşüyor. O da tabii ki de basıncın yarıya düşeceğini gösterir. C şıkkı cevabımızdır. KLM maddelerine ait hacim kütle grafiği verilmiş. Öz kütle soruyor. Ben her ünitede eğer bir tane formülü varsa grafik ezberlemeyi çok ama çok saçma buluyorum arkadaşlar. Çünkü bir tane formülüm var. Öz kütlenin de bir tane formülü var. Öz kütle eşittir. Kütle bölü hacim olacaktır. Yani kütleyi hacime böleceksin. Kütlenin yukarıda ya da sağda olmasının hiçbir önemi yok. O yüzden kütle hacim grafiğinin eğimi öz kütleyi verir demenizi çok tavsiye etmiyorum. Bakın hacimlere eşit kabul ettiğimde kütlesi fazla olan M, L, K. A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Eşit hacimde aynı cins KL ve M damlaları farklı yüzeylere bırakıldığında damlaların durumu şekildeki gibi olmaktadır. Zemin ile sıvılar arasındaki adezyon kuvvetlerinin büyüklük arasındaki ilişkisini sormuş. Adezyon kuvveti neydi arkadaşlar? Farklı cins moleküllerin birbirlerine karşı uygulamış olduğu çekim kuvvetiydi ve artık birbirini tutma değildi. Çünkü birbirini tutma kohezyondu. Adenozon ne kadar büyükse o kadar yayık olurdu, yaygın olurdu. Yani LMK olacak C şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Aynı maddeden yapılmış K ve L küplerinin hacimleri sırasıyla VK ve VL'dir. Oranları da 1 bölü 27'ymiş. Arkadaşlar şimdi küpün hacmi nasıl hesaplanır? A küp formülüyle hesaplanır. O zaman K'nin bir kenar ayrıtı 1 ise L'nin bir kenar ayrıtı 3 olacaktır. Ben diyorum ki Dayanıklılık normal şartlarda kesit alanı bölü hacim formülüyle hesaplanır. Ama küp, dikdörtgenler prizması ve silindir için dayanıklılık 1 bölü yüksekliktir. Yani yükseklik ile ters orantılıdır. K'nin dayanıklılığı 1 bölü 1 ise L'nin dayanıklılığı 1 bölü 3'tür. Yani ters çevirdiğinde doğru cevabım C şıkkı 3 gelecektir. Kütlesi bilinen katı bir cisim su dolu kaplara sırasıyla bırakılıyor. Bir süre sonra cismin sularda battığı görülüyor. Musluklar açılıp her kaptan akan suların hacimleri ölçülüyor. Buna göre hangi kaplarda cismin öz kütle değeri gerçek değerinden büyük hesaplanır. Arkadaşlar, şimdi öncelikle burada aynı yatay hizaları aldığımızda toplam basınçların eşit olması lazım. E, yukarısında ikisinin de açık hava basıncı var. Yani fazlalık değer var. Yalnız bir işaretledim. 3 numara verdiğimiz örneğe uymuyor. Yani küçük hesaplanır. 2 numara da tam ortalama yani aynı değeri gösterir. Büyük sorduğu için A şıkkı cevabımızdır. Bir sporcu koşu parkurunda bulunduğu noktadan önce kuzeye 40 metre. Bakalım arkadaşlar. Burada bulunuyorum. Kuzeye doğru 40 metre gittim. Sonra batıya 80 metre gidiyor. Süper. Sonra güneye 100 metre koşuyor. Şimdi arkadaşlar sürat alınan yolun zamana bölümü. Hız yer değiştirmenin zamana bölümü. O zaman bakıyoruz. Toplam alınan yol 220. 220'yi 20'ye böldüm. Süratim 11. Yer değiştirme ise burası 80 burası 60. 60 80 100'dür. Çünkü yer değiştirme son konum ile ilk konum arasındaki en kısa mesafedir. 100 bölü 20'den 5 gelecektir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Burada bakayım herhangi bir problem yok. Demek ki arkadaşımız cevap anahtarını yanlış işaretlemiş. Doğrusal bir yolda aynı anda zıt yönlerde harekete başlayan K ve L hareketlilerinden K'ye ait hız zaman grafiği, L'ye ait konum zaman grafiği verilmiş. Hangi anda hem yön değiştirip hem de aynı yöne gitmeye başlamıştır diyor. Hız zaman grafiğinin yön değişikliği x eksenini geçtiği yerler olacak. T1, T3, T5. Konum zaman grafiğinin yön değişikliği ise uç noktalar olacak. T2 ve T5. Bak bitti. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Bir sporcu koşu parkurunda bulunduğu noktadan önce güneye doğru 35 metre gidiyor. Bakalım. Sonra doğuya doğru 60 metre gidiyor. Sonra da kuzeye doğru 115 metre gidiyormuş. Süper yine süretin alınan yol bölü zaman olduğunu hızında yer değiştirme bölü zaman olduğunu unutmamamız lazım. Alınan yolum arkadaşlar topladığımda 150 210'dur. 210'u 20'ye böleceğim 10.5. Yer değiştirmem ise 60 burası 80 yine en kısa uzaklık 3 4 5 üçgeninden burası 100 geliyor. 100 bölü 20'den 5 D şıkkı cevabımızdır. S'in üstten görünümü verilen yatay düzlemin K noktasından harekete başlayıp kesitli çizgiler ile gösterilen birim karelerin kenarları üzerinden hareket ederek L noktasına ulaşıyor. Birim karelerin bir kenarı 10 metre olduğuna göre aldığı yol hangileri olabilir diyor. Bakacağız arkadaşlar. Şimdi K'den L'ye mi gidiyor? 1, 2, 3 yani 30 olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 50 de olabilir. Demek ki 40'ı çıkartamıyoruz. Çünkü neden? En kötü 1, 2, 3, 4, 5. Daha fazla uzatabilirsin ama 30 ile 50 arasında 40'ı bulamıyoruz. D şıkkı cevabımızdır. Alper öğretmen fizik dersinde tatlıya yatay düzlem üzerinde bir k cismi çiziyor ve şekildeki gibi yatay F1 ve F2 kuvvetlerinin uygulandığı cisme etkileyen yani net kuvvetin sıfır olduğunu söylüyor. Öğrencileri simge Çağan ve bağırdan öğrencileri K cisminin hareket durumu için yorum yapmalarını istiyor. Şimdi net kuvvet sıfırsa bu cisim duruyor olabilir. Bu cisim sabit hızla hareket ediyor da olabilir. Net kuvvet sıfırsa cisim dengelenmiş kuvvetler etkisi altındadır. Bundan bahsediyor bize. Hızlanması için ya da yavaşlaması için arkadaşlar net kuvvetin sıfır olmaması lazım. Çağan maalesef yanlış söylüyor. E şıkkı cevabımızdır. Eksi elektriğin yani eksi elektrikli yüklü x iletken küresi yalıtkan sapından tutularak 3 farklı noktadan topraklanmış L uzunluğundaki nötr iletken KL çubuğuna çekildeki gibi yaklaştırılıyor. Ardından anahtarlar kapatılacak ve açılacak. Ondan sonra x küresi uzaklaşacak. Şimdi arkadaşlar burası artı burası eksi oldu. Anahtarları kapattım tamamı nötr. Değil mi? Ayrı ayrı. Tek başına kapattım. Ama sonrasında x'i uzaklaştırmışım ben. Yani x'in etkisi geçmiş. x eksi uzaklaştığı için artık e, iletken çubuk yani nötr çubuk artı yüklenecektir. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. X ve Y iletken kürelerinden artı elektrikli yüklü X iletken küresi yalıtkan sapından tutularak nötr KM iletken L yalıtkan cisimlerinden oluşan düzeneye yaklaştırılırken eksi ile elektrikli yüklü y iletken küresi nötr yalıtkan prs pardon yalıtkan p iletken rs cisimlerinden oluşan düzeneye dokundurulup ayrılıyor. Bakalım. Şekil 1'de artık burası arkadaşlar eksi artı nötr eksi artı. Ama şekil 1'de artık x küresi uzaklaştırılırsa hiçbir şey değişmez. Hepsi nötr kalır. Doğru. Yani ikinci öncülüm yanlış oluyor. Çekil de hepsinin eksi olması için evet dokunmayla elektriklenme sonucunda nasıldı arkadaşlar? Aynı işaretle olurdu ama P yalıtkan o yüzden sadece dokunan kısım eksi kalır burası nötr kalır. Eksi artı eksi artı yani pardon artı eksi artı eksi olacak yani nötr olmaya devam edecek. A şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Yarıçapları farklı elektrikli yüklü x ve y iletken küreleri birbirlerine dokundurulup ayrılıyor. Son durumda X ve Y kürelerinin yükleri. Öncelikle dokunma ile elektriklenme sonucunda arkadaşlar aynı işaretli olurlar. O yüzden ikinci öncülüm ne yazık ki yanlış. Ve potansiyeller de farklı olur arkadaşlar. Potansiyel de yük bölü yarı çap formülüyle hesaplanır. E burada yarıçapları farklıysa demek ki yük büyüklükleri de farklı olacaktır. O yüzden yalnız bir A şıkkı cevabımızdır. Elektrik yüklerinin işareti sırasıyla artı ve eksi olan özdeş x ve y iletken kürelerinden x küresi nötr, iletken içi boş k küresine iletken bir şekil 1'deki gibi y küresi nötr, iletken içi boş l küresine şekil 2'deki gibi bağlanıyor. Dışarıya dokundurulmuş dışarısı eksi olacak. İçeriye dokundurulmuş içerisi artı olacak. Bakalım arkadaşlar. S1 anahtarı kapatılıp açılırsa X küresi ve K kürenin kabuğunun içi nötr olur diyor. Arkadaşlar hayır içerisinin artı olduğunu söyledik. S2 kapatılıp açılırsa dış yüzeye eksi olur diyor. Doğru. S1 anahtarı kapatıldığında K'den X küresine elektron geçer diyor. Arkadaşlar zaten K'nin artı olması için proton hareket etmez demiştik. Elektron kaybetmesi lazım. Evet doğru. 2 ve 3 değişikliği cevabımızdır. Düşey kesti şekildeki gibi olan nötr iletken K cismine artı elektrikle yüklü iletken L küresi yalıtkan sapından tutularak dokundurulup uzaklaştırılıyor. Şimdi iletkenlikte arkadaşlar homojen dağılır ama sivri uçta yük yoğunluğu daha fazladır. Öncelikle artı yük asla geçmeyecektir. Proton hareket etmez. X'deki yük yoğunluğu Y'den azdır. Birinci öncülüm doğru. Y ve Z'nin yük yoğunlukları eşittir yanlış. Sivri uçta yük yoğunluğu daha fazla olacaktır. Yalnız bir A şıkkı cevabımızdır. Şekildeki gibi iletken bir telle bağlanmış yüklü X ve Y elektroskoplarının yaprakları arasındaki açı anahtar açıkken alfa ve betaymış. Anahtar kapatıldıktan bir süre beklendikten sonra açılar arasındaki ilişkiyi soruyor. Öncelikle arkadaşlar burada anahtarlar arasındaki pardon yapraklar arasındaki açı yük yoğunluğuyla doğru orantılıdır. E ne diyor bize şimdi yükler özdeş demiyor yani küreler özdeş demediği için benim şu an bildiğim hiçbir şey yok o yüzden hepsi olabilir. Küreler özdeş deseydi arkadaşlar en azından diyebilirdim ki son durumda yük işaretleri yük miktarları eşit olacak diyebilirdim. Ama şu an herhangi bir bilgi vermemiş. Sadece dokundurma var demiş. İletken tel yani K kapatıldığında bu da her türlü durumun olacağını gösterir. E şıkkı cevabımızdır. Elektrikle yüklü X ve Y kürelerinden X küresi yalıtkan sapından tutularak elektrikle yüklü K elektroskopunun topuzuna Y küresi de L elektroskobunun topuzuna yaklaştırılmış. X ve K zıtmış. O zaman arkadaşlar bakacağız. Ama Y ve L aynı işaretliymiş. Aynı işaretliler yaklaştırılıyorsa kesinlikle birazcık daha açılır. L kesinlikle açılacaktır birazcık daha. Üçüncü öncülüm yanlış. X için konuşuyorum. Tamamen kapanabilir çünkü zıt işaretli. Ama tabii ki de birazcık daha X'in daha büyük olması lazım. Ama birazcık da kapanabilir. Ta kapanıp geride açılabilir arkadaşlar. 1 ve 2 B şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Çekildeki artı elektrikli yüklü K elektroskobunun yaprakları arasındaki açı alfadır. Açıyı artırmam lazım. E şimdi arkadaşlar artıya nötr dokundurursam e ne olacak? Mesela K'nin yükü ikiye bölünecek. Yani nötre de gideceğinden dolayı kesinlikle azalacak. Artıya aynı yüklü işaretli bir cisim yaklaştırırsam kesinlikle açılır. Artıya artı dokundurduğunda dokundurduğun cismin potansiyeli... Elektroskopun potansiyelinden fazla olursa birazcık daha açılır. Potansiyeller eşit olursa bir şey değişmez. Yapraklar hareket etmez. Potansiyeli küçük olsaydı o zaman yapraklar biraz kapanırdı. Olabilir diyor zaten. 2 ve 3 D cevabımızdır. Artı elektrikli yüklü X ve Y küreleri ağırlıksız iplerle tavanı ayrı ayrı asılmış. Sevgili gençler tavan asıl ip T1'de, T3'te, T5'te sadece ağırlık taşır. T1 eşittir. T3 eşittir T5 o da eşittir x artı y'nin ağırlığına. Şimdi artı artıyı iter. Şimdi x y'yi itiyor f dedim. x y'yi burada f bölü 4 iter nedenini şimdi göstereceğim. Burada da f iter. Çünkü arkadaşlar k çarpı q1 çarpı q2 bölü d kare benim elektriksel kuvvetimdir. Uzaklığın karesine ters orantılı. T1 t5'e eşit. T2 F artı ağırlık T4 F bölü 4 artı ağırlıktan T2 T4'den büyük T2 T6'ya da eşit olması lazım. E şıkkı cevabımızdır. X direncinin uçları arasındaki potansiyel fark V demiş. Şimdi arkadaşlar buradan akım iyi geçiyorsa buradan da iyi geçer. Buradan 2 iyi buradan 2 iyi geçer. Potansiyel fark formülü kadınlar en çok ne yapmayı sever? Vır vır konuşmayı severden gelirdi. Buraya V dersem burası da V'dir. Burası da V'dir. Burası da V'dir. O zaman 2 İ'ye 2V derim. Burası da 2V'dir zaten. Bir tanesini alırım. 2V'yi aldım. 2, 4, 6 üreticin elektromotor kuvveti cevabımızdır. Uzunluk L uzunluğundaki 16 ohm büyüklüğündeki X direnci ile hemen 16 ohm büyüklüğünde ise E direncin formülü öz direnç çarpı L bölü A değil mi arkadaşlar? O zaman burası 4, Burası 8, burası da 4 büyüklüğündedir. Hatta mavi kalemle üstünden geçeyim tam gözüksün. Ne diyor bize? Potansiyel farkı 12 volt, reosta 1 konumundan 2 konumuna getirildiğinde. Reosta 1 konumundayken yukarısı 12, aşağısı 4 eşdeğer direnç. 2 tane paralel varsa çarpımları böyle toplamlarından 3. Potansiyelim 12, akım 4. Ama reosta 2 konumuna getirildiğinde 4'e 4 eksi e, de aynı o zaman çarpımları böyle toplamları da yapsam bir tanesini alıp 2'ye de bölsen aynı gelecek eşler direnç 2 e 12 bölü 2'den akım 6'ya çıktı 2 amper arttı cevabımızdır. Elektrikle yüklü özdeş x ve y iletken küreleri yalıtkan ağırlıksız iplerle düşey düzlemde şimdi özdeş diyor mu? E tava nasıl ip sadece ağırlık taşır o zaman bu da 10 newton bu da 10 newtondur. E, L 12 Newton? Demek ki X de Y'yi 2 Newton itmiştir arkadaşlar. O zaman X ve Y aynı cins elektrikli yüklü itiyorsa aynıdır. Elektriksel kuvvetin büyüklüğü 2 Newton. X'in ağırlığı 10 Newton. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Sürtünmesiz yalıtkan yatay düzlemlerde iletken X, Y ve Z kürelerinden X ve Y küreleri şekil 1'deki Y ve Z küreleri şekil 2'deki konumlardan serbest bırakılıyor. X ve Y birbirini itiyor diyor. Demek ki aynı işaretli. Hadi buraya da artı buraya da artı verdim. Y ve Z çekiyorsa Y artıysa Z eksi olacak. X ve Y küreleri birbirine dokundurulup ayrıldığında son yükleri nötr olur diyor. Asla çünkü arkadaşlar toplamları asla sıfır olmuyor. X ve Z birbirine dokundurulup ayrıldığında en az birinin yük miktarı azalır. Doğru. Neden? Zıt. Aynı şey Y ve Z için de geçerli. Biri artar biri azalır. Olabilir gençler. E, D şıkkı cevabımızdır. Birbirine dokunmakta olan nötr K ve L iletken kürelerinin yarıçapları sırasıyla 2 ve 1'dir. Çekir 1'de artı elektrikli yüklü ilk cismine küre yaklaştırılıyor. Etkili elektriklenme var. Herhangi bir yük alışverişi olmayacak. Sadece K eksi Q ise burası arkadaşlar artı Q olacak. Ama Y dokundurulduğunda o zaman yarıçaplarıyla doğru orantılı olacağız. Hadi artı 3 diyelim biz orantı olarak yapalım. Artı 2 Q Artı Q olacak. elektriklenme elektriklenmede işaretler aynı olur. Eksi 1'e artı 2. C şıkkı. Sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Potansiyel farkı V'miş. Süper. Dirençler verilmiş. Akımlar verilmiş. Süper. Şimdi bakalım arkadaşlar. X ve Y akımları bilinirse. E, X akımının bir kısmı Y bir kısmı Z'ye gittiği için Z'ye hesaplanabilir. Doğru. Ama dirençlerle hiçbir alakamız yok arkadaşlar. Yanlış. Potansiyel fark nasıl hesaplanır? Öncelikle burası x'in gerilimidir. Önce bunu bileceğiz. x'in akımıyla x'in direncini bileceğiz. Doğru. Ardından ya burayı bileceğiz ya burayı bileceğiz. Çünkü zaten paralel potansiyeller birbirlerine her zaman eşit büyüklükteydi. E, x'leri ve y'leri bildiğin takdirde direkt üretici bulabilirsin. C şıkkı cevabımızdır. Buna göre K hatları kapatılırsa hangi ampermetrelerin üzerinden geçen akım şiddeti artar diyor. Şimdi arkadaşlar K'yi kapattığımda dahi T ampermetresini herhangi bir etkileyen, Z ampermetresini etkileyen herhangi bir ekstra bir şey yok. K'yi kapattığımda sistemin eşdeğer direnci azalacak. Çünkü paralel bağlı eşdeğer direnç her zaman daha küçüktür. Eşdeğer direnç azaldığı için akım artacak. Ana kol akımı zaten X'ten geçiyor. E tabii ki de R'den geçen akım Y'yi oluşturduğu için X ve Y artmış olacaktır. B şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Bir dalga eğrinin de X ortamından Y ortamına gönderilen doğrusal dalgaların görünümü şekildeki gibidir. Öncelikle şuna bakacağız arkadaşlar. Aradaki fark ne olmuş? Azalmış. Yani uçları arasındaki fark azaldıysa demek ki yavaşlamış, derinden sağa gönderilmiş. X Y'den daha derindir. Doğru. Derin olduğu için dalga boyu daha büyüktür. Doğru. X'deki frekans Y'deki frekanstan küçüktür. Frekansı kaynak oluşturur. Herhangi bir değişiklik yok. Frekanslarımız eşittir. B şıkkı 1 ve 2 cevabımızdır. Işık renklerinin karışımı verildiği bir model tasarlayan Mehmet. Tasarladığı modele renk üçgeni adını koymuştur. Renk üçgeninde cyan ve magentanın yeri bellidir. Tamam. A köşesi mavi olmalı diyor. Şimdi magenta kırmızı artı mavi iken Öncelikle arkadaşlar E zaten sarı. E evet, çiyan neyle neyin karışımı? Mavi ile yeşilin. Kırmızı ile yeşilin karışımı da sarı. E buradası A kesinlikle mavi. O zaman B yeşil, D de kırmızı. 1 de doğru, 2 de doğru, 3 de doğru, 4 de doğru. C siyah olmalıdır. Boya renklerinin karışımında arkadaşlar beyaz oluruz. Yani bu aslında ana renklerin karışımı oluyor. Boyada siyah olurduk. Yanlış olan E şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Yarım küre şeklindeki içi dolu türdeş bir cisim içerisinde su bulunan kaplı şekildeki gibi yüzerek dengeye gelmektedir. Bir kuvvet yani cisim kuvvet uygulanarak sabit hızlı birden ikiye getirilinceye kadar arkadaşlar. V batan D sıvı çarpı G formülüm var. Bu neydi? Kaldırma kuvveti. Batan artıyor. Batan artıyor. Batan artıyor. Parabolik olarak artıyor. E, parabolik olarak arttığı için de artık burada ne olacak? Kaldırma kuvveti bir süre artacak sonra değişmeyecek. Parabolik olarak artacak. E, batan arkadaşlar aslında daha fazla artıyor. Çünkü sıvıya giren cismin batan hacmi gittikçe arttığı için bu da tabii ki de C şıkkının doğru cevap olduğunu gösterecektir. Japonca'da, Japonca'da liman dalgası olarak bilinen tsunami Okyanusu ya da denizlerin dibinde oluşan deprem, volkan patlaması ve bunlara bağlı çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan dalgalardır. Tsunami dalgaları kıyıya yaklaştıkça hızı azalır diyor arkadaşlar. Hızı azalır. Doğru. Genliği, vurucu etkisi artar. Doğru. Tsunami dalgaları kıyıya yaklaştıkça hız azaldığı için dalga boyu da azalmış olması lazım. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Eşit sıcaklıktaki aynı maddeden yapılmış homojen ve yükseklikleri eşit KLM prizmaları yatay düzleme şekildeki gibi yerleştirilmiş. Yer çekimi her yerde aynı. Kendi ağırlığına karşı dayanıklılık soruluyor. Arkadaşlar kesit alanı bölü hacim ve formülde küp dikdörtgenler prizması silindir için konuşuyoruz. 1 bölü h yükseklik ile ters orantılı eşit yükseklik maddeler aynı dayanıklılık dayanıklılıkları eşittir. Furkan öğretmeni Zeynep Hanım ile birlikte basıncı ve sıcaklığı sabit tutulan bir ortamda bulunan taşma seviyesine kadar saf, homojen sıvı dolu şekil birdeki silindirik taşırma kabına kütlesi önemsiz ve estemeyen bir iple içi dolu sıvıda çözünmeyen katı bir cismi çok yavaşça sıvı içine daldırıyor. Furkan şekil 2'deki gibi cismin sıvı içine dengede olduğunu, ipte de gerilme kuvveti oluştuğunu, toplama kabında sıvı toplandığını öğretmenine söylüyor. Bakalım. Cisme şekil 2'de etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü taşan sıvının ağırlığına eşittir. Çünkü cisimler kaldırma kuvvetinin büyüklüğü kadar sıvının yerini değiştirir. Öz kütlesi sıvıdan büyüktür. Çünkü ip gerilmesi varsa bu cisim demek ki batmak istiyordur. Doğru. Çekir 1'deki kabın tabanı etki eden sıvı basıncı şekil 2'dekinden büyüktür. HDG olacak. Yükseklikler eşit arkadaşlar. Sıvı miktarına bağlı değil. C şıkkı cevabımızdır. Ayşe dışarı çıkmak için hazırlanırken çift taraflı makyaj aynasının ön tarafını yüzünü tuttuğunda yüzünü olduğundan büyük ve düz görüyor. Demek ki çukur ayna. Arka tarafını tuttuğunda ise küçük ve düz görüyorsa demek ki tümsek aynadır. Ön tarafı diş hekimlerinin ağzının içine baktıkları ayna ile aynı türdendir, çukur ayna. Doğru. Arka tarafı otomobillerin yan aynasıdır, tümsek ayna. Doğru. Çukur aynada görüntü ters de oluşabilir. Cisim odağın dışındaysa doğru. Ön tarafında oluşan bazı görüntüler perde üzerine düşebilir. Gerçek sanal gerçek görüntü düşer doğru. Tümsek aynada yani arka tarafında asla ters görüntü oluşamaz. E şıkkı cevabımızdır. Bakalım arkadaşlar cismin boyu görüntünün boyuna eşitse kesinlikle düzlem ayna mıdır? Hayır. Çukur aynada cisim merkezdeyse de görüntü boyuna eşit olacaktı. Bir yan soru işareti. Y kesinlikle çukur ayna mı? Evet. Çünkü sadece çukur aynada görüntü daha büyük olabilir. Cisim de merkezle ayna arasında olursa daha büyük olur. Z kesim tümsek ayna mı? Hayır. Çünkü çukur aynada da cisim merkez ve sonsuz arasındaysa da görüntü küçük olabilirdi. O yüzden yalnız iki sorumuzun doğru cevabı. Durmakta olan boyutları özdeş x ve y cisimlerinden ilk cismine şekil 1'deki gibi düşey düzlemde y cismine şekil 2'deki gibi yatay düzlemde doğrusal d yolu boyunca sabit büyüklükte F kuvveti etki ediyor. F kuvvetinin yaptığı iş sadece F'i soruyor. FD, FD'den dolayı eşittir. Yer değiştirmeleri hocam DD yer değiştirmişler ama yer değiştirme vektöreldir. Buradaki yer değiştirme yukarı doğru, burada yatayda. O yüzden eşit olamaz. Büyüklüklere eşittir. Cisimlerin yolu alma süreleri arkadaşlar şekil 1'de net iş F eksi x'in ağırlığı kadar kuvvet uygulandığı için çarpı d. Şekil 2'de ise direkt F çarpı d olduğundan tabii ki de şekil 1'deki süre daha fazladır. Yalnız bir A şıkkı cevabımızdır. Nötr ve yalıtkan K L kürelerinden K küresi M ipek kumaşına L küresi N yüklü kumaşına sürtülüyor. Bu işlemlerden sonra M kubaşı yeterince yaklaştırıldığında N'yi itiyorsa demek ki arkadaşlar M ile N aynı işaretli. Ben artı artı dedim. Sürtünme sonucu zıt işaretli olurlar. O zaman K de eksidir. L de eksidir. K L'yi çeker diyor. Şimdi arkadaşlar K küresi L küresini çeker diyor. Bakalım. M kumaşı yeterince yaklaştırın N'yi itiyormuş. Aynı işaretli. Bir kesinlikle yanlış. L M'yi çeker zıt işaretli. Doğru. L, N'yi çeker. Zıt işaretli doğru. Yanlışı soruyor. A şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Etkin gerilimi 220 volt olan şehir şebekesinin kullanıldığı evde misafirleri için yemek hazırlayan Nermin Hanım önce çay makinesini sonra da elektrikli fırını çalıştırıyor. Ama bulaşık makinesini çalıştırdığında sigorta atıyormuş. Demek ki arkadaşlar akım fazla oluyor. Gerilim sabittir. Gerilimden dolayı sigorta atmaz. Toplam akım şiddeti arttığı için sigorta atıyordur. Doğru. Kullanılan elektrikli alet sayısının artması eşdeğer direnci arttırdığı için atmıştır diyor. Elektrikli aletler paralel bağlanır ve ne kadar fazla kullanırsan arkadaşlar paralel eşdeğer direnç küçüleceğinden akım artar. Yalnız iki olacak B şıkkı çok güzel bir soru sorumuzun doğru cevabıdır. Şekildeki doğrusal yolda hareket eden akım yolun keyzasından 80 ile geçip düzgün yavaşlamaya başlıyor ve L'den 50 ile geçiyor. Yol alırken saatine bakmamış arkadaşlar. Şimdi ortalama hız değeri arasındaki mesafe ve ivme. Şimdi arkadaşlar ivme hız değişimi bölü zamandır. Bak saate bakmadığımız için olmuyor arkadaşlar. Arasındaki mesafe de kesinlikle ortalama hız çarpı zaman olacaktır. Zaman bilmediğimiz için olmuyor. Ortalama hız sabit ivmeyle ilerlersen ilk hız artı sonuz hız bölü 2'dir. Yani arkadaşlar 65'tir. Yalnız bir A şıkkı. sorumuzun doğru cevabıdır. Bir ucundan duvara bağlanmış kısa ince homojen ve esnek K ipi uzun kalın homojen ve esnek L ipinin diğer ucunu eşit büyüklükte ev kuvveti uygulayarak gelen Poyraz ve Toprak şekildeki gibi ok yönünde hareket eden iki atma oluşturuyorlar aynı olabilir diyor. Süratler aynı olabilir çünkü arkadaşlar yayı gerdiren kuvvetler aynı ortamdaysa evet olabilir. Oluşturulma süresi periyottur olabilir arkadaşlar. Genişlik de ya tepenin ya çukurun yani dalga boyunun yarısı kadardır. Bu da aynı olabilir. Unutmayın hız yani sürat hız büyüklüğü ve yani sürat ve dalga boyu dalga boyu da genişliğin iki katı demektir. Sadece ortama bağlı ama arkadaşlar süre kaynak yani periyot ve frekans size kaynağa bağlı. E şıkkı cevabımızdır. Olabilir diyor. Okların duvara saplanma anındaki enerji kayıpları önemsenmediğine göre saplanma süratlerini sormuş bize. Sevgili gençler şöyle hesaplıyoruz. Başlangıçta hava direnci yok ya. Benim başlangıç potansiyel enerji artı kinetik enerjim. Yani mgh artı 1 bölü 2 mv kare mekanik enerjim korunacaktır. E son durumda kimin potansiyeli daha fazla fazlaysa Demek ki kinetiği daha az olacaktır. Kimin potansiyeli daha azsa demek ki kinetiği daha fazla olacaktır. Bu yüzden MLK, A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Bir maddenin sahip olduğu tüm taneciklerin rastgele hareketi sonucu sahip olduğu kinetik ve aralarındaki bağ sonucu oluşan potansiyelin toplamına iç enerji denir diyor. Hangileri doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar. Isıca yalıtılmış bir ortamda ısıca yalıtılmış bir kaptaki 40 derece sıcaklığındaki suya... 10 derece sıcaklığında su eklersek arkadaşlar madde miktarına bağlı olduğu için iç enerjisi artacaktır. Doğru. Sıcaklığı arttırmış iç enerji artacaktır. Doğru. Kaynama sıcaklığında sıvı bir ısıtıcı ile ısıtıldığında o maddeye ısı veriliyor. Maddenin iç enerjisi artacaktır arkadaşlar. Sıcaklığı değişmez. Zaten kinetik enerji sıcaklık demek ama sadece kinetik enerjiye bağlı değil. İç enerji madde miktarına ve maddenin cinsine de bağlı bir değişkendir. Son 3 sorumuz. Ondan sonra iki sorumuz. Videomuzun sonuna geliyoruz. Bölüm 12 için sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. T.E.T.A.T. -t -t hiç fark etmez. Hadi gelin yapalım. Sıvı yükseklikler arasındaki ilişkiyi sormuş bana. Öncelikle burada bir kaldırma kuvveti var diye düşünüyoruz. Hollywood stüdyolarında deniz sahnelerinin çekildiği dev havuzların birinde Şekibir'deki gibi sandalın üzerindeki aktör balık tutma hazırlığı yapmaktadır. Aktör balık tutma hazırlığı yapmaktadır. Havuzdaki su derinliği aşmış. Aktörün önce şekil 2'deki gibi suya bıraktığı demir çapa tabana oturunca su derinliği H1 oluyor. Sonra şekil 3'teki gibi ağır bir kuşun kurşun bağlı olan oltasını suya daldırınca su derinliği H2 oluyor. Sonuç olarak arkadaşlar şekil 2'de de şekil 3'te de yani H1'de de H2'de de batan değişmiyor. Batan değişmediği için yani kayık olarak konuşursak o zaman herhangi bir su yüksekliği değişmez. Unutmayın. Bu e, ee, şekil 2'de demir çapada, şekil 3'te ağır bir kurşun bağlı olta da başlangıçta şekil 1'de kayıkta var zaten. E, ee, şekil 2'ye atıldığında da şekil 3'teki gibi olduğunda sistem dışarıdan bir etki etmediği için sıvı yüksekliği değişmez. Yani o mesela kurşun bağlı olta yine aynı etki oluşturur ama kayıktaki o kurşun bağlı olta çıktığı için yani, ol, yani yok olduğu için kayık için konuşuyorum. O zaman tabii ki de arkadaşlar ne olacak? Kayıt bir tık daha yukarı çıkacak. O yüzden H büyük, H bir başı K eşit, C şıkkı cevabımızdır. Akım ile direnç arasındaki ilişkiyi araştıran Tolga'nın iç dirence önemsiz pil ve dirençleri, ampermetre, 1 ve 2 anahtarları. Bakalım ne diyor bize? Anahtarlar kapalı iken A ampermetresinde okunan değer i bir. Yalnız bir numaralı anahtar kapatıldığında okunan değer i2. Yalnız 2 numaralı anahtar kapatıldığında okunan değer i3 oluyor. i2 i3'ten büyükmüş. Şimdi arkadaşlar anahtarların tamamı kapalı iken 3 de birbirine paralel. X, Y, Z. Tamam. Ki zaten direkt i1'in en büyük olduğunu biliyorum. Paralel ne kadarsa direnç o kadar küçük akım o kadar büyük. Şimdi yalnız biri kapattığımda burası da A, burası da A, burası da A. E arkadaşlar yalnız biri açtığında mı kapattığında mı açtığında pardon burası C olsun. Buralar B buralar B. O zaman arkadaşlar Y ve Z seri Y ve Z paralel X bunlara seri olacaktır. Tamam. Yalnız 2'yi açtığımda o zaman burası C burası A olduğundan X ve Y paralel Z bunlara seri olacaktır. Z'yi çizdim. Şimdi ne diyor bize? i2 i3'ten büyükse demek ki şekil 2'nin eşdeğer direnci daha küçük arkadaşlar. Ben o yüzden şekil 2'de eşdeğer direnç küçükse seri bağlı direnç de küçük derim. X, Z'den küçüktür. 1 ve 3 C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Y'nin konumu değişmiyor. 2 durumda da yani 3 durumda da paralel arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapamadığınız soruları bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.